Alper, ne yedik be abi ya? Bir daha da sana mangala gelmem, hiç insafın yok. Zalımsın Alper. Hadi canım siz de. Köfteleri çiğnemeden yutarken gördüm ben sizi. Timsah gözyaşları bunlar, yemezler. Abi sana biraz daha köfte vereyim mi? Yok oğlum, protein komasına gireceğim, yeter. Ben artık kaçayım. Nereye oğlum ya? Sanki evde bekleyenim var. Otur. Oğlum şiştim, televizyonun karşısında devrileceğim vallahi. Yazık abi, ne diyeyim? Sonra niye sevgilim yok? Ödeme yengeciğim. Aslında kardeşim elini sallasa 50'si de biraz fazla işkolik kendisi. Otur oğlum oturduğun yere ya. Öyle yedi içti kaç diye müsaade etmiyoruz. Daha bulaşıklar var. Hadi bakalım. Herkesin karnı doyduysa sofrayı toplayalım mı? Hadi. Kızlar, şişo. Hadi sofrayı topluyoruz. Koş bakalım, koş. Hoppa. Al bakalım bardağı. Al, aferin sana. Hadi bakalım. Kocaman kız olmuş ya. Şuna bak maşallah. Hop. Yeterler patla patla patla. Sakin kızım ya. Ay amca çok güzel olmuş ya. Ya çiçekle beraber yaptık. Çiçek. Hediyesini de sen ver, tamam mı? Evet arkadaşlar, hazırız. Şarkı çalıştığımız gibi. Sesi güzel olanlar ön tarafa geçsin. Sakın bana güvenmeyin. Niye doğdun olur? Niye doğdun olur? İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun olur. Yalnız kardeşim hatırlat da bir daha ikimiz şarkı söylemeyelim. Hadi canım, kendi adına konuş. Abi ne zahmet ettiniz ya? Ne zahmet kardeşim, hadi üfle. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Eyvallah kardeşim. Vallahi mahcup oldum ya. Kardeşimi doğum gününe yalnız bırakacak değildik ya. İyi ki doğmuşsun. Çok sağ ol. Hediyeni aç Onur amca, annemle birlikte yaptık. Öyle mi? Çok teşekkür ederim çiçekciğim. Aldığım en değerli hediye olacak o zaman, desene. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim çiçekciğim. Fotoğrafı annem seçti. O zaman ona da teşekkür edeyim. Mutlu yıllar. Sağ ol. Baksana şuna. Hayır, ne yapayım, ne kadar yapılmış tiplere bak. Kampüs şenliklerinde çekilmemiş miydik fotoğrafı? Okul boyunca sizi dinledik bizim oğlanlar. Okul bitince kurtuluruz dedim, başımıza dert oldunuz. Ne çekilmez çilem varmış benim kardeşim ya. Tamam canım, kapat, ben geliyorum. Restoranda sıkıntı var, şef yine kıllık yapmış ya. Geleyim mi ben? Yok abi, ben hallederim. Yalnız benim gitmem lazım. Ayıp ediyorsun şu an. Olayı bozmuyoruz. 2 saat, maksimum 2 saate buradayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Engin senden çok bahsetti. Engin'in referansına güvenirim. Bana da sizden çok bahsetti. Ben de Engin'in referansına güvenip sizinle görüşmeye geldim. Yoksa bir mekanla prensiple el sıkışmak üzereydim. İş beğenmediğini de biliyorum. Haşmet Bey, sizinle açık olacağım. Benim durumum pek maaşla kurtarılacak gibi değil. Yakında evimi de elden çıkarmak durumundayım. Belki Engin size bahsetmiştir. Bana kuru bir kartvizit ve ortalama bir maaş vaat edildiğinde verimli olamam. Ben bir işe aldığım zaman dirseklerime kadar o işe dahil olmak isterim. Çalıştığım alan sadece bana ait olsun ve işime kimse karışmasın isterim. Eğer bunu bana sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız karşılıklı olarak birbirimizin vaktini almayalım. Ben sizinle görüşmeye gelmeden önce 3 mekanınızı da inceledim. Serviste, mutfakta, müşteri ilişkilerinde ciddi sıkıntılarınız var. Bunlarla ilgili notlar aldım. Engin size iletecektir. Mutlaka işinize yarar. Çıktısını aldım ben Haşmet Bey. Buyur. Peki benden beklentin nedir? Engin size istediğim maaşı iletmiştir. 6 ay deneme süresi isterim. Ve net kârda %25 artış sağlarsam
toplantı iste. İşte o toplantıda franchise ya da... Yurt dışında franchise vermiyorum. Haşmet Bey, bunu 6 ay sonraki toplantımızda tekrar konuşalım. İşletmecem yurt dışında tedavi görüyor. Şu anda bir arkadaşım yardımcı oluyor bize. Sen başla, mekanı tanı. İstersen önden ödeme yaparım. Engin benim sağ kolumdur. Aileden bilir. Detayları Engin'le konuşabilirsiniz. Şimdi müsaadenizle havaalanına gidip müstakbel eşimi karşılamam gerekiyor. Engin bahsetmişti. Hayırlı olsun. Sadece aile ve çok yakın dostların katılacağı ufak bir düğün olacak. E artık sen de aileden sayılırsın. Seni de beklerim. Seve seve. Kızlar şu kapıya baksanıza, kaçmıyorum, buradayım ya. Mercan kalk. Ya hayır. Hadi. Of. Allah'ım ya. Engin abi. Hayırdır, bizi rüyanda mı gördün? Uyuyabilsem rüya da göreceğim. Fıstık, sana da günaydın. Hoş geldin Engin abi. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Hayırdır abi? Şey, Çiçek rahatsızlandı gece de. Onunla uğraşırken burada sızıp kalmışım böyle. Şimdi iyi değil mi? İyi, iyi. Ben de çok bir... Pardon kızlar. Daha gram uyku uyumadım. Teyakkuzdaydık bütün gece. Niye? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sen biraz dinlen kardeşim. Sakın ha, kimseye bir şey söylemek yok. Dün gece bu eve kimse gelmedi. Üç maymun oynuyoruz. Biz bilmeyen maymunlarız zaten. Amca biz neyi saklıyoruz? Şimdi anlatacak vakit yok. Sonra söz veriyorum anlatacağım. Siz söylediğimi yapın lütfen. Çok önemli. Ya benim babamın daha senesi doğmadı. Karısı canıyla uğraşıyor. Bu çapkınlık turlarına çıktı bile. Ya basma etiketi hemen. Çapkınlık olsa bizden saklar hem. Engin abiler neden saklasın? Ya Mercan ya. Ne yaptınız? Neler oldu? Haşmet Bey nasıl? Nasıl olsun be abi? Hem çok üzgün hem de sinirli. Bütün gece aramadığımız yer kalmadı. Engin, kız neden kaçmış, bir fikrin var mı? Moruk ne bileyim yani, kadınları anlasaydım zaten evli olurdum bu zamanı. Ama Haşmet kızın kaçtığını kimse bilmeyecek dedi. Aman diyeyim ağzından bildiğini kaçırma. Millete ne dediniz? Gelin hastalandı dedik. Düğün bir ay sonra olacak dedik. Sen de öyle bil. Nasıl yani? Gelin yok ortada. Nasıl bu kadar emin bir açıklama yapıyor? Ya işte abi. Demek ki sevgili kaprisi falan yani. Hani adam döneceğinden emin demek ki. Kız düğünden kaçmış. Adam hala evlenecek mi ısrarla? Engin. Haşmet'le ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Ya yok be oğlum. Adam hem çok aşık hem de bu rezilliği kaldıracak biri değil. Haşmet çevresinde çok saygı gören bir adam. Yani kız iknaya çalışacaktır. Olmadı evlenirler. Sonra sessizce boşanırlar. Adamın da itibarı iade edilir. Aklına koyduğundan kolay vazgeçen biri olsaydı buralarda olur muydu? Bu ne lan? Bebek şeysi değil mi bu? Aa! Burada mı kalmış o? Dün yan komşunun bebeğiyle oynayacağım diye tutturdu da dün Çiço. Onu aldık biraz, sevdik, oynadık falan. Amca bu burada dursun. Ben dönünce veririm onlara. Hem onlar da çıkmıştır bu saatte evden. Görüşürüz Engin abicim. Görüşürüz. Evet abi, görüşürüz. Görüşürüz amca, Engin abicim. Görüşürüz amca. Dikkat et kendine. Tamam hadi, dikkatli ol. Hadi görüşürüz. Bay bay. Engin burada. Haşmet'in sağ kolu. Sen mi çağırdın? Ben çağırdım. Şimdi seni içeriye sokup saklamaya çalışıyorum. Çoklu kişilik bozukluğu var bende. Manyağım ben. Bak Engin benim üniversiteden beri arkadaşım.
İlk geldiğimde konuşmandan yanaydım ama anladığım kadarıyla bu iyi bir fikir değil. Kızlar çıktı Alper. Kahve neredeydi? Bir kendime geleyim. Ocağın üstündeki rafta. Alt gözde. Engin giyinip geliyorum hemen. Ezgi'den haber var mı? Arar herhalde birazdan. Sabah halledeceğim demişti. Tamam. Ben üstümü yan tarafta giyinirim. Engin alıp hızlıca dışarıya çıkartacağım. Sen hazırlanıp kapıyı çeker çıkarsın, tamam mı? Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim, sağ ol. Soğutma. Makyaj mı yapıyorsun oğlum? Kayboldun iki saattir. Geliyorum oğlum ben. Yedi aylık mısın? Alper. Ben de Leyla. Biliyorum Leyla. Tanıştığıma memnun oldum da demek isterdim. Kızacaksın biliyorum ama senden başka hiçbir seçeneğim yok. Şansımı denemek zorundayım. Yine ne var? Son bir rica vallahi. Gözünü açabilirsin. Eşyalarım Haşmet'in evinde. Ben ne yapayım? Nakliye tutup aldırtayım mı? Bak, kimliğimde, pasaportum da orada. Misafir odasında şifon yerin sağ üst çekmecesinde. Benim burada iş bulmam lazım. Ailemin yanına geri dönemem. Kimliğimle pasaportum olmadan nasıl iş bulacağım? Bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Haşmet Bey'in evine gideceğim. Yatak odasına gizlice girip eşyalarını karıştıracağım. Tam olarak bunu mu istiyorsun? Sonsuza kadar burada mı kalayım? Bak, eski pasaportum da orada. En önemlisi o. Siyah böyle küçük bir el çantasının içinde. Hiç kimsenin haberi yok. Bir süre onunla idare edebilirim. Hem Türk pasaportu o. Eski eşimin soyadı var. Ayrılmıştık ama ikimiz de bildirmemiştik. Bana o lazım. Lütfen. Diyelim ki kabul ettim. Adamın evine çat kapı gidecek yakınlığım yok ki. Engin'le olan yakınlığım yüzünden beni nikaha davet etti. Evine niye davet etsin? Ya hadi etti diyelim. Adamın yatak odasına gireceğim ve eşyalarını karıştıracağım. Kusura bakma. Bu isteğin beni aşar. Yaşıyoruz değil mi bir tane? Söz veriyorum sana. Söz veriyorum anne. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Buyurun Haşmet Bey. İyi haberler var mı? Maalesef efendim ama bugün yine Ezgi'nin peşinde olacağım. O iş hak verdi de sen otel kayıtlarına bak Ezgi'nin adına açılmış bir şey var mı diye. Emniyetteki tanıdıklardan yardım alırsın. Tamam ama isterseniz Ezgi ile konuşmayı tekrar deneyebilirim. Belki bu sefer ikna ederim. Sakın, sakın. Ezgi'ye en ufak bir şiddet, zorlama, baskı uygulanmayacak. Bu konuda kararım kesin. Ezgi'ye bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatırsak Leyla'ya da ikna ederiz.
Haklısınız. Alper'i de ara. İşten sonra bana gelsin. Akşam yemek yiyeceğiz. Konuşacaklarım var. Peki efendim. Fıstığım. Gel bakalım gel. Uf, balıcık. Astoristler, hazırlanamadınız bir türlü. Aşağıda bir tane elbise, bir tane ayakkabı için ne canlar ela kalıyor? Senin haberin var mı? Bir dahaki sefere küçük hanımefendiyi sen giydirsin de demek istediğimi anlarsın. Tamam. Hayırdır? Haşmet Bey miydi? Hı. Akşam seni yemeğe çağırıyor. Bir şey yok. İş konuşacak herhalde. Ama bu aralar sinirden nereye saracağını şaşırmış durumda. Suyuna git. Olur. Çıkalım çiçeğimi okuluna yetiştirmemiz lazım. Tamam, haydi bakalım fıstık. Hadi gidelim prenses. Ablaya hoşça kal demeyecek miyiz? Ablanlar çıktı ya kızım. Onları demiyorum. Dün geceki abla diyorum. Dün geceki abla. Evde kızlar varken mi oğlum saçmalama ya? Tamam, çocuktan al haberi. Kızların arkadaşı falan gelmiştir, onu diyordur. Hayır, bana bakan abla diyorum. Büyük olanı. Ya dün bebek gelmiş ya oynamaya. Onun anasıdır, teyzesidir. Bizimki onu sayıklıyordur. Başka ne olacak? Engin, saçmalama ya. Hadi sen acıkmadın mı? Hadi poğaçalara koşalım. Hadi bakalım, aç kapıyı. Sen hadi kardeşim, hadi. Sen var ya sen. Neyse işte. Her şerde bir hayır vardır derler. Leyla'nın rahatsızlığı benim işlerime zaman ayırmam için bir fırsat oldu. Çok geçmiş olsun. Umarım nişanlınız en kısa zamanda iyileşir. Sağ ol. Neyse, kötü konuları konuşmayalım. Dosyanı okudum. Beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Yalnız bu hengamede sizinle paylaşamadığım bazı şeyler. Sen ne dersin Alper? Bu Karaköy'deki eski elektrik idaresinin yanındaki binayı diyorsun değil mi? Evet. Nefis nefis. Bir dakika. O bina sizin mi? Evet. Çok severek aldım. Hazırladığın proje bana ilham verdi. İmajımızı tazelemek için oradan başlasak ne dersin? Alper'i bildim bileli o binaya aşıktır. O yüzden böyle heyecanlandı. O binanın ne zaman önünden geçsem hep bir şeyler tasarlardım. Hiç söylemedin Engin. Bilseydim en başından beri o bina için bastırırdım. Aslında ben de yeni öğrendim. Açıkçası ben de yeni aldım canım. Düğün telaşesinden kimseye bir şey söyleyemedim. Orası enteresan bir bina. Bakmasını bilenle alakalı. Görmek istemeyen birisi orayı bir harabe, bir çöplük gibi görebilir. Ama ben senin gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Orası seninle yeni bir can bulacak. Hemen çalışmak istiyorum. Size verdiğim dosyayı unutun. Menüyü unutun. Benim o bina için harika fikirlerim var. Haşmet Bey, siz de bu andan sonra Alper'i unutun. Artık onun kafası burada değil. Affedersiniz. Benim de oraya gitmem gerekiyor. Eşlik edin. Eyvallah. Afiyet olsun. Alper, şu toplantıyı erteleyebilsek keşke. Haşmet Bey'in kafasını size verebileceğini sanmam. Oğlum, neredeyse mimar gelecek ya. Hayırdır? Dün hastanede Leyla ile karşılaştım. Ne hastanesi? Babası fenalaşmış, hastanedeydi. Şu üvey annesi yok mu Ayla? Evet. O Ezgi'ye söylemiş. Leyla da Ezgi'den duymuş herhalde. Hastaneye gelmiş. Konuşabildiler mi? Asansiyon orada karşılaştılar da Leyla konuşmamak için durmadı. Ben kıl payı kaçırdı Haşmet. Adam nasıl? Yani babası? Yoğun bakımda hala. Engin, bu kız neden kaçıyor sence? Neden konuşmuyor Haşmet'le? Ya aşıkların işini değil bilirim ben ya. Yani adamın da o kadar üzerine de giremiyorum zaten.
Moruk neredesin? Yola çıktım, sana geliyorum. Yani daha doğrusu Çiçoğu görmeye geliyorum. Çok özledim Eşre'yi. Bir de benim bu aydutu sana bırakacağım birkaç gün. Ben evde yokum. Neyse, mesajı aldığında evdeysen eve geç. Orada konuşuruz. Hadi.